Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ardışık sayılarla ilgili geçen dersimizde ilk testimizi çözmüştük. Bugün ise ÖSYM tarzı ikinci testimizi çözeceğiz arkadaşlar. Süper sorular var. Mükemmel 8 tane soru çözeceğiz. Dilerseniz hemen birinci sorumuzla başlayalım. M ve N tam sayılar olmak üzere diyor. Arkadaşlar bakın tam sayı lafı önemli bizim için. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık tek tam sayılardır diyor. Bakın ardışık tek tam sayılarsa aralarında ikişer fark var demektir. Buna göre M artı N toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız bununla bunun arasında iki fark var. Bununla bunun arasında da iki fark var değil mi? Şimdi biz şu birinciyi ve üçüncüyü öncelikle kullanacak olursak sebebi ne? Tek bilinmeyen arkadaşlar bunlar ya. Sadece bak M bilinmeyeni var. Bak ben şimdi birinci ile ikinciyi seçsem iki tane bilinmeyen var. Hem M olacak hem N olacak arkadaşlar. Dolayısıyla tek bilinmeyen de bilinenden bilinmeyene gitmek daha mantıklı olduğundan dolayı o yüzden birinci ve üçüncüyü seçelim arkadaşlar. Üçüncü sayıyı seçelim. Değil mi? Dolayısıyla birinci ve üçüncünün arasındaki fark ne olacak? Fark kaç olur? 4 olur. Değil mi? Niye? Bak buna örnek veriyorum. Bu 1 olmuş olsa, tek sayı olacaksa bu 3, bu da 5 olacak. Baktığın zaman arkadaşlar 1. ve 3. arasında 5-1'den 4'lük fark var. Demek ki ben 2.den 1.yi çıkardığım takdirde ne olacak? Fark 4 olacak. Hani M bölü 2'den bakın M eksi 3 bölü 3'ü çıkardığım zaman ne olacak arkadaşlar? Fark 4 olmuş olacak. Tamam. Şimdi payda eşleyelim. 2 ile 3'ü 6'da eşlenir. O yüzden bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletecek olursam 3 ile M'yi çarparsam 3 M eksi bak 2 ile 2 ile ne yapacağım arkadaşlar? M eksi 3'ü çarpacağım. Bak şuradaki paranteze açacaksın. Sebebi ne? M eksi 3 2 tane ifade var arkadaşlar. Dolayısıyla o parantez açılacak. 2 ile 3'ü 6'da eşitlemiştik. Eşittir 4. Şimdi buradaki eksi 2'yi dağıtacak olursam arkadaşlar ilk ifadeye dokunmadım. Aynen yazıyorum. 3M eksi 2M eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsam artı 6 bölü 6 eşittir 4 oldu. 3M'den 2M çıkarsa M kalacak. M artı 6 bölü 6 eşittir 4. Arkadaşlar paydasında 1 vardır. İçler dışlar çarpımı yaptığım takdirde 1 ile M artı 6'yı çarparsam M artı 6 gelecek. 4 ile 6'yı çarparsam 24 gelecek. M dolayısıyla buradan ne buluruz arkadaşlar? 18 olarak bulmuş oluruz. Bak M 18. Şimdi bulduğumuz M değerini yerine yazalım. Şöyle. Şimdi M 18 ise 18 eksi 3'ten 15. 15'i 3'e bölersem arkadaşlar ne olacak? Burası 5 olacak. Dolayısıyla bunlar tek tam sayı olduğundan dolayı bak bu 5 7 olur. Bu da 9 olur değil mi? İkişer ikişer artacak. Dolayısıyla bak şu N bölü 4 ifadesi N bölü 4 ifadesi neye eşit olmuş oldu? 7'ye eşit oldu. Buradan yine içler dışlar çarpımı yaparsam N'yi 28 olarak bulmuş oluruz. Benden M artı N toplamını istiyordu. M'yi 18 olarak buldum. N'yi de 28 olarak buldum. Topladığım takdirde 46 gelmiş olacak. Doğru cevabımız bakın D şık. Geldik şimdi ikinci soruya. Okuyalım. Yukarıda bir nolu daireden başlayarak ardışık çift tam sayılar. Tamam. Bak burada ardışık çift tam sayılar varmış. Tamam. İki nolu daireden başlayarak ardışık 3'ün katı. Bakın bu şekilde de 3'ün katı sayılar varmış. Tamam. Okların yönünde artacak şekilde dairelerin içlerine yazılıyor. Artacakmış arkadaşlar. Bak ben şimdi buraya x yazsam. Bu tarafa giderken ikişer ikişer artacak ya. Dolayısıyla bu x artı 2 olacak. Bu x artı 4 olacak. Bu x artı 6 olacak. Şurası x artı 8. X artı 10 ve x artı 12 olacak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi 2 nolu ok yönünde bak bu şekilde gittiği zaman da 3'ün katı şeklinde artmayacak mı? 3'ün katı sayıların arasındaki fark nedir arkadaşlar? 3'tür değil mi? 0, 3, 6 diye bu şekilde gittiğim takdirde bunlar 3'ün katıdır. Ve aralarındaki fark da 3'tür. Dolayısıyla bu tarafa giderken bak ne olacak? X artı 9. 3 artırdım. 3 artırırsam x artı 12. 3 artırırsam x artı 15 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi tabi geriye gittiğim takdirde de 3 azaltırsam 3 azalı azalı gidecek. X artı 3. Bir daha azalttım. 3 azalttım. X oldu. X'i bir daha 3 azaltırsam x eksi 3 olmuş oldu. Peki bizden ne istiyor? 1 ve 4 nolu dairelerdeki sayıların toplamı. 1 ve 4 neresi arkadaşlar? Bakın 1 şurası. Değil mi? 4 de şurası. Dolayısıyla x ile x artı 15'in toplamı neymiş arkadaşlar? 27'ymiş.
Buradan x ile x'i toplarsam 2x, 15'i karşı tarafa attığım takdirde eksi 15 olarak geçecek. 27 eksi 15'ten de 12 gelecek. Her tarafı 2'ye bölersem de x'i 6 olarak bulmuş olurum. Peki benden ne istiyor? 2 ve 3 nolu? 2 ve 3 nolu. Şimdi arkadaşlar 2 nol x eksi 3 değil mi? Bak şurası x eksi 3'tü. X'i 6 buldum. 6 eksi 3'ten demek ki bak burası ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. Şurası 3 oldu. 3 nolu'yu istiyor. 3 nolda bakın burası arkadaşlar. Bu da x artı 12. X'i de 6 olarak buldum. 6 artı 12'den ne gelecek? 18 gelecek. Burayı da 18 buldum. Demek ki bunların toplamını istediğinden dolayı ikisini topladığım takdirde cevabımız 21 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız bakın A şık. Geldik 3'e. İçine bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı çokgen sembolünün değeri diyor. Bakın bu şekilde tanımlanmış. Bak hiç korkmayın bu şekilde. Zaten tanımını bize veriyor arkadaşlar. Bak örnekle daha iyi olacak. Şimdi bir üçgenin içerisine 6 sayısı yazılmış. Şimdi arkadaşlar bu ne demek istiyor? Önce üçgen olduğu için 3'ten başlayacağız. Bir eksili, bir artılı, bir eksili, bir artılı, bir eksili diye bu şekilde gidecek arkadaşlar. Peki kaç tane yazacağız böyle 3'ten başlayarak? Üçgenin içerisindeki sayı 6 olduğundan dolayı 6 tane sayı olacak. Bak gerçekten de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı yazılmış. Ve bu işlemin sonucu da ne çıkmış? Eksi 3 çıkmış. Buna göre arkadaşlar şunu yapalım. Bak şimdi bu beşgen değil mi? Evet. Bak şunu yapıyorum. Beşgen olduğu için 5'ten başladım. Sonra aradaki işaretimiz eksi. Sonra 5'ten sonra 6 geldi. Değil mi? Sonra artı yaptım. 7. Kaç tane sayı yazacağım? İçerideki sayı 7 olduğu için 7 tane sayı olacak. Eksi 8 artı 9 eksi 10. Bak 2, 3, 4, 5, 6 bir tane daha yazacağım. Artı 11. Değil mi? Dolayısıyla bunları ben topladığım zaman bak şurası ne olacak? İkisini topladığım zaman eksi 1. Şunları topladığım zaman eksi 1. Şunları topladığım zaman eksi 1. Bir de burada ne var? Artı 11 var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 oluyor. 11 eksi 3'ten de sonuç bak 8 geldi. Bunun sonucu neymiş arkadaşlar? 8'miş. Şimdi şunu yapalım. Dörtgen olduğu için bir kere kare olduğu için değil mi? Dörtkenarlı. Dolayısıyla 4'ten başlayacak. Sonra eksi dedim. 5 sonra 6 sonra 7. Kaç tane içindeki sayı kaç? 4. Dolayısıyla 4 tane yazmam lazım. Zaten 4 tane sayı yazdım. Bunu da benzer şekilde toplayacak olursam bak 4 eksi 5 kaç yapar? Eksi 1. 6 eksi 7 kaç yapar? Eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'i topladığım takdirde sonuç eksi 2 gelecek. Bunun sonucu da neymiş arkadaşlar? Eksi 2'ymiş. Dolayısıyla bak ikinci sonucu 8. Şu aradaki işareti eksi yazıyorum. Bak bunun da sonucu eksi 2 oldu. Şu şekilde. Eksi ile eksiyi çarptığım zaman artı olacak değil mi? 8 artı 2'den de ne olacak arkadaşlar? 10 olmuş olacak. Tamam. Bu farkın değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu şıklardan hangisi 10'a eşit olacak diye bakacağız. Sen ne yapacaksın? Bu deneme sorularında arkadaşlar hep E'den başlayacaksın. Tamam. Ben sana hepsini göstereceğim ama sen E'den başlayacaksın. Bakın şimdi üçgen olduğu için ne yapacağım? 3'ten başladım. Sonra eksi 4 diyeceğim. Artı 5. Kaç tane üçgenin içinde 10 olduğundan dolayı 10 tane sayı olacak. Eksi 6 artı 7 eksi 8 artı 9 eksi 10 artı 11 eksi 12. Şimdi kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane olmuş. Şimdi bak bunları topladığım takdirde eksi 1 topladım, eksi 1 topladım, eksi 1 topladım, eksi 1 topladım, eksi 1. 5 tane eksi 1'den bunun sonucu demek ki eksi 5 gelecek. Ben ne arıyorum? 10 arıyorum. Dolayısıyla E şıkkı olmadı. Şimdi şu D'ye bakalım. D şıkkına bakalım şurada. Altıgen olduğu için 6'dan başladım. Eksi 7. Kaç tane sayı yazacağım? 9 tane. Artı 8. Eksi 9. Artı 10. Eksi 11. Artı 12. Eksi 13. Değil mi? Artı 14. Eksi 15. Kaç tane oldu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu en sonuncusunu fazla yazmışız. Tamam. Şöyle. Şimdi 6 eksi 7 ne yapar? Eksi 1 yapar. 8 eksi 9 eksi 1 yapar. 10 eksi 11 eksi 1 yapar. 12 eksi 13 eksi 1 yapar. Bir de burada ne var? Artı 14 var arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4 artı 14'ten ne gelecek? 14'ten 4 çıkarsa 10 gelmiş olacak arkadaşlar.
Bakın ben de zaten onu arıyordum, değil mi? Buna göre doğru cevabımız bakın D şık. Diğerlerini de siz denediğiniz zaman olmadığını göreceksiniz. Tamam? Geldik şimdi dördüncü soruya. Aşağıda bir davette belirli bir kurala göre yan yana dizilmiş sandalyelerin görseli verilmiştir diyor. Rastgele dizilmemiş yani. Belli bir kuralı varmış bu sandalyelerin dizilişinde. Anlaştık. Dizilen sandalyelerden 9 tanesi pembe. Bakın pembe 9 taneymiş. Ve mavi sandalyeler ardışık tek sayılar. Ardışık tek sayılar şeklinde sıralandığında göre toplam sandalye sayısı kaçtır? Bak burada bir tane var. Sonra burada 3 tane var. Demek ki bu arada 5 tane olacak. Sonra bir daha pembe gelecek. Bak şimdi şöyle yapalım. Baştakine ve sondakine dikkat edersin arkadaşlar. Pembeyle başlamış, pembeyle bitmiş. Bak sayıların hiç önemi yok. Rengi göre bak ben şimdi bir sıralama yapacak olursam. Şuraya pembe diyeyim. Şuraya mavi diyeyim arkadaşlar. Şurası bir daha pembe olsun. Bak şimdi pembeyle başlayıp pembeyle bitti ya. Kaç tane pembemiz oldu toplamda? 2 pembe. Kaç mavi oldu? 1 tane mavi oldu. Şimdi şöyle yapsaydım. Bak bundan sonra devam ettirseydim. Mavi. Sonra pembeyle başlayıp pembeyle bitireceğim için arkadaşlar. Şuradaki kurala, sorudaki kurala uygun olarak yazmaya çalışıyorum. Tamam mı? Pembeyle başlamış, pembeyle bitmiş ya. Evet. Şimdi bakıyorsun. Şimdi bakıyorsun. Pembelerden kaç tane var? 3 tane. Mavilerden kaç tane var? Bakın 2 tane. Demek ki arkadaşlar pembe sayısı mavi sayısından bir tane fazla oluyor. Değil mi? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi pembeyle başlayıp pembeyle bitmesi. Eğer pembeyle başlayıp maviyle bitseydi o zaman ikisinin de sayısı ne olacaktı? Eşit olacaktı. Bak pembeyle başladı mavi. Pembe, mavi. Bak pembeyle başlayıp maviyle bittiği zaman iki tane pembe varsa iki tane de mavi oluyor. Tamam. Mesela maviyle başlayıp maviyle biterse o zaman ne oluyor? Mavi sayısı pembe sayısından bir tane fazla oluyor. Olayı anladık herhalde. Şimdi pembenin sayısını zaten ben 9 biliyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 9 tane pembe varsa dolayısıyla 8 tane bir eksiği kadar ne olacak? Mavi sandalye olacak. Dolayısıyla arkadaşlar önce 1 ile başladı. Sonra 3, değil mi? Mavi ardışık tek sayılar şeklinde gidiyor ya. Sonra 5, sonra 7, sonra 9, sonra 11. 8 tane olacak ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunların toplamı neydi arkadaşlar? Bakın formülü hatırlıyor musun? En sonuncu terim arkadaşlar ardışık tek sayıların formülü 2n-1'di. 2n-1 eşittir 15. 2n buradan 16. N değerinde 8 olarak bulmuş oluruz. Sonuç neydi? N'in karesiydi. Yani 8'in karesinden 64 gelmiş olacak. Mavilerin toplamı 64. Pembelerde 9 taneydi. Bana toplamını soruyor. 64 artı 9'dan ne gelecek arkadaşlar? 73 gelmiş olacak. Peki buradaki sayı arkadaşlar şimdi 8 düşük olduğu için hemen elle yazarak bile görmesi kolay oldu, değil mi? Fakat çok daha yüksek sayılar olsaydı o zaman ben son terimin 15'te bittiğini nereden anlardım? Şuradan bakın tek sayıların genel formu arkadaşlar 2n-1 değil mi? Bak ben son kısma 2n-1 yazıyordum, değil mi? Bak n yerine 1 yazdığım zaman 2 kere 1 2, 1 çıkarırsam 1 ilk terimini buluyorum. N yerine 2 yazarsam 2 kere 2 4, 1 çıkartırsam 3. Bak ikinci terimini buldum. 8 tane olacağından dolayı toplamda N yerine 8 yazarsam 2 kere 8 16, 1 çıkartırsam 15. Bak 15'i o şekilde bulabildik. Anlaştık mı? Evet bence gayet hoş sorulmuş arkadaşlar. Buna bir yıldız atıyorum. Şimdi 5. sorumuza bakalım. Selin Hanım sarı, mavi, kırmızı, kahverengi ve yeşil renkli boncukları ipe dizerek süsleme yapmaktadır. Tamam. Bakın bu şekilde süsleme yapmış. Selin Hanım önce 1 adet sarı. Tamam. 2 adet mavi. Evet. 3 adet kırmızı. 4 adet kahverengi. 5 adet yeşil renkli boncuğu dizdikten sonra tekrar sarı renkli boncukla devam ederek aynı renk sıralaması ile boncuk sırasını her defasında 1 artırarak süsleme yapıyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Bakın her defasında yani bak şu birinci rengimiz, şunlar ikinci rengimiz, üçüncü rengimiz, dördüncü rengimiz ve beşinci rengimiz. Sonra tekrar sarıya gidiyor. Demek ki arkadaşlar bizim döngümüz burada ne? Devir sayımız 5 olacak. Buna dikkat etmek lazım. Yani her 5 renkte bir tekrar başa sarıyor olay. Tamam. Şimdi peki bizden ne istiyor arkadaşlar? Tamam. Dizilecek olan 214. boncuk. Şimdi arkadaşlar bak önce bir tane diziliyor mu? Evet.
Sonra iki tane diziliyor. İki mavi, sonra üç kırmızı, dört kahverengi, işte beş tane yeşil, sonra altı, yedi diye nereye kadar gitsin? Son terimimiz arkadaşlar bakın en olsun. Tamam. Şimdi bakın şunun formülünü hatırladık değil mi? Ardışık sayıların formülü. N çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 değil miydi? Evet. Bak ben şimdi 214'e varmadan önce 214'e varmayayım. N yerine 20 yazarsam N yerine 20 yazdığım takdirde bunu hatırladın değil mi? N yerine 20 yazınca sonuç kaç çıkıyordu? 210 çıkıyordu. Bakalım N yerine de gerçekten 20 yazınca 20 çarpı bir fazlası 21 bölü 2. Bakın 2 ile sadeleştirdiğim zaman 10, 21 ile 10'u çarptığım zaman da 210 olmuş olacak. Tamam? 210 boncuk. Ben şu anda ne yaptım arkadaşlar? Saydım. 214 olmasına kaç boncuk daha var? 4 tane daha boncuk var arkadaşlar. Bak ben şu anda toplam boncuk sayısını buldum. Yani 210'a kadar olan boncuk sayısını buldum arkadaşlar. Renklerle ilgili şu anda hiçbir şey yapmadık. Şimdi ne yapacağız? Renklere geçiş yapmamız lazım. Sebebi ne? Çünkü arkadaşlar bana burada ne diyor? Hangi renktedir diye soruyor. Yani sorunun kökünde zaten rengi istiyor. Buradan renklere ne yapacağız? Geçiş yapacağız arkadaşlar. Yapalım hemen. Bak şimdi bu N dediğimiz N'i ben 20 buldum ya arkadaşlar. Bak şunun yerine hemen ne yazalım? Bak 20 yazalım. Bu bulduğum 20 hani mesela şu sarıları saysam 2, 3, 4, 5, 6 tane ya burada. İşte mavileri saysam 7 tane olacak ya birer artı arta gidiyor ya. En son artı arta gittiği sayı arkadaşlar nerede bıraktık şu anda? 20'de bıraktık. Şimdi buradan renklere geçiş yapalım. Ya şimdi her 5'te 1 şu döngü devam etmiyor mu? Evet. Bak 5'te 1 bak bu kaçıncı? 5. Sonra ne olacak arkadaşlar? Her 5'te 1 döngü devam ettiği için 10'uncusu yine yeşil olacak. Sonra 15'incisi yine yeşil olacak. 20'ncisi yine yeşil olacak arkadaşlar. Şimdi ben demek ki bu 20 en son neredeymiş? Bak yeşildeymiş. Sen bunu şöyle de bulabilirdin. Bu N'i 20 bulduk ya. Döngümüzde 5 olduğu için 20'yi 5'e bölersin. 4 defa var. 4 kere 5 20. Kalan 0. Yani sen bu kalan 0 olduğundan dolayı arkadaşlar son yazdığım 20. rengin yeşil olduğunu buradan da anlayabilirdin. Artık burası sana kalmış. Tamam mı? Yani ilerleyen zamanlarda tabii sadece direkt bu şekilde kullanacağız ama ben şimdi hemen burada hocam niye bölme yaptık diye aklınızda kalmaması için ne yaptım? Nereden geldiğini de bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi arkadaşlar 20 tane ben en son yazmadım mı? Bak en son demek ki bu şekilde yaptığım yeşil 20 tane yeşil varmış. Ondan sonra 21 tane gelmeyecek mi? 21 tane boncuk gelecek. Peki yeşilden sonra ben nereye döneceğim arkadaşlar? Yeşilden sonra tekrar döngüm aynı şekilde devam ettiğinden dolayı sarıya dönmeyeceğim mi? Evet. Kaç tane sarı yapacağım? 21 tane sarı yapacağım. Dolayısıyla bak 210. boncuk ne? Yeşil. 201, 211, 212, 213, 214 bunların hepsi o zaman arkadaşlar sarı renk olmaz mı? Hatta nereye kadar gidecek? Böyle 210'dan sonra 11 tane daha pardon 21 tane daha sarı renk gidecek arkadaşlar. Yani 231'e kadar sarı renk olmuş olacak. Dolayısıyla 214. boncuğumuz da sarı olmuş olacak. Tamam. Bak, bence gayet şık hazırlanmış. Yaptıysan çok güzel iş yaptın. Bak onu söyleyeyim. Gerçekten söylüyorum yani. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki tabloya 2'den başlayarak ardışık çift sayılar belli bir kurala göre yerleştiriliyor. Buna göre 21. sütundaki en alt ve en üstteki sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde belli bir yere kadar gelmiş ve yarım bırakılmış bir ifade varsa benden size tavsiye her zaman bunu 1-2 adımda kendiniz ilerletmeye çalışın ki kuralı şurada verilen kuralı arkadaşlar yakalamaya çalışalım. Şimdi yapalım. Bak şurası ne olsun? 5. sütun değil mi? 5. sütun. Şimdi arkadaşlar bak en son 26 32'ye kadar gitti. Yan tarafa giderken ne olacak? 34 olacak. Bak şimdi 2'den 3'e giderken 2'den tek sütuna giderken arkadaşlar ne oluyor? Yan tarafı 2 artıyor ya. Dolayısıyla 4'ten 5'e giderken şurası da tek sayı. Dolayısıyla 2 artacak. 36 işte 38 40 sonra şu yanına ne ekleyelim arkadaşlar? 6. sütunu ekleyelim. Tamam ve bu şekilde olaya bir bakalım. Ne olacak? 34'ten sonra arkadaşlar
Hatta tek sütundan da, bak tek sütundan da şu tarafa geçerken ne olacak? 42, 42, 44, 46 ve ne oluyor arkadaşlar? 48 mi olmuş oluyor? Hayır, tam tersini yaptık değil mi? Böyle değil. Şöyle. Bak şu diğerlerini bir inceleyelim, daha net olur. Bak şimdi tek sütundan, bak tek sütundan çift sütuna geçerken arkadaşlar bak ne oluyor? Burası 2 isken 16 olmuş ya. Kaç artmış? 14 artmış. Yine benzer şekilde bak tek sütundan çift sütuna geçerken 18'den 32 olmuş ya. Kaç artmış? Kaç artmış? 14 artmış değil mi? 34'e de 14 eklersem ne olacak? 48 olacak. Tamam. Burası da o zaman 2 azalttım. 46, 44 ve 42 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi şuralara dikkat edecek olursanız bak ikinci sütuna bakıyorum. Çift sütunlara bakıyorum. 16. Çift sütuna baktım yine. 32. Çift sütuna baktım. Ne oldu? 48. Dolayısıyla hep 16 16 artmamış mı? Hatta şu şöyle bir kuralı halledelim. İkinci sütun. Sütun. Ne olmuş arkadaşlar? 16 değil mi? Dördüncü sütun. Çift sütunlara bakıyorum. Ne olmuş arkadaşlar? 32. Onu da ben şöyle belli bir kural yakalamak adına 16 çarpı 2 desem. Hatta şuna da 16 çarpı 1 desem. Tamam. Şurada da 6. sütun. 48 değil mi? 48 dedim de arkadaşlar 16 çarpı 3 değil mi? Evet. Bak kuralı gördük. Gördük değil mi? 16 çarpı 1, 16 çarpı 2, 16 çarpı 3. 8. sütun ne olacaktı arkadaşlar? 16 çarpı 4. Bu şekilde gidecekti. Ben şimdi 21. sütunu istiyorum ya. 21'den önceki çift sütun ne? Ben çünkü burada hep çift sütunları göre bir kural buldum. Dolayısıyla 20. sütuna bakalım. Buradan tahmin etmesi artık zor değil. 20. sütun arkadaşlar bakın ne olacak? Şu 2 iken şuradaki ne olmuş? Yarıya düşmüş. 4 iken şuradaki sağdaki sayı yarıya düşmüş. 6 iken 3 olmuş. Dolayısıyla bak bu 16'lar zaten sabit. Dolayısıyla 16 burada da sabit olacak. İkinci sayı ne olacak? 20 ise yarısına düşecek. 10 olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Yani 20. sütun arkadaşlar 160 olmuş olacak. Neresi tabii 160 olacak arkadaşlar? Bakın şurası. Bak görsellik olması açısından şuraya 20. sütunu ekleyeyim. 20. sütun. Tamam. Şunları da şöyle biraz kendime yer açayım. Sağa kaydırayım arkadaşlar. Tamam. Bak şimdi çift sütunlar olduğu için çift sütunlarda arkadaşlar ben çift sütunu buldum zaten. Değil mi? En baştaki sarıda birinci satırı buldum hatta. 160. Demek ki burası bak ne olacak? 160 olacak. Çift sütunlarda aşağı doğru inerken ne olacak? İkişer ikişer azalıyor. Dolayısıyla 158, 156, 154 olacak. 20. sütun. Peki benim aradığım ne? 21. sütun. Değil mi? 21. sütunu arıyorum ben. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bak çift sütundan tek sütuna geçerken bak ne olmuş? Diğerlerini bir inceleyelim. Şöyle çiftten teke geçerken. Bak çift sütun bu değil mi? Evet. Teke geçerken bak yanındaki sayı ne olmuş arkadaşlar? 16 ise 18. 2 artmış. Bak çift sütundan yine tek sütuna geçerken 32 iken 34 olmuş. Yani 2 artmış. Dolayısıyla 160 ise yanındaki ne olacak arkadaşlar? 162 olmuş olacak. Tek sütunlara baktığım zaman 18-20 aşağı doğru artma var. Dolayısıyla 164 olacak. 166 olacak. Burası da 168 olacak. Bizden ne istiyordu? 21. sütundaki en alt ve en üst. 162 ve 168'in toplamını istiyor. Bunları da toplayacak olursam arkadaşlar ne oluyor? 330 olmuş oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Bence bu da çok şık bir soru olmuş. 7. sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki şekilde D doğrularının üzerinde çizilmiş dairelerin içlerine birden 8'e kadar her daireye farklı rakamlar yazılmıştır. Her daireye farklı rakamlar yazılmış. Kaçtan kaça kadar? Birden 8'e kadar. Anlaştık. Şimdi bakın şöyle bir işlem tanımlamış bize. DN doğrusu üzerindeki dairelerin içindeki sayıların toplamı şeklinde tanımlanıyor. Bak ben şimdi buraya en yerine 1 yazsam ne demek bu? Biraz daha anlamlı olur. D1 doğrusu üzerindeki dairelerin içindeki sayıların toplamı. D1 neresi? Burası. Bunun içerisindeki dairelerin içinde yazılacak sayıların toplamı manasına geliyor. En yerine 2 yazarsam
D2 doğrusu üzerindeki dairelerin içindeki sayıların toplamı olmuş olur. Değil mi? Anladık herhalde olayı. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım? 1'den 8'e kadar olan sayıyı yerleştireceğim. Bak 3 tane buraya, 3 tane buraya, 6, 2 tane buraya, 8. Tamam. 8 tane sayı oluyor. Ben normal şartlar altında, ben şimdi toplamlarından bahsediyorum ya. Yazılan sayıların toplamından bahsediyorum ya. Ben normalde arkadaşlar 1'den 8'e kadar olan sayıları toplamam lazım. Öyle değil mi? Evet. Bunların toplamı ne olacak? Bak ardışık sayılar, son terim 8. Bir fazlası 9 bölü 2. 8 ile 2'yi sadeleştirirsem 4. 4 kere 9'dan normalde 36 çıkması lazım. 1'den 8'e kadar olan sayıları toplarken ne çıkması lazım? 36 çıkması lazım. Fakat bu ne diyor arkadaşlar? D1 doğrusu üzerindeki sayıları topla diyor. Bak D1'in üzerindeki sayılar bunlar değil mi? Evet. Sonra şu D2 değil mi bu? Evet. D2'nin üzerindeki sayıları topla diyor. Şurası değil mi? Evet. Şimdi D3'ü topla diyor. Şimdi D3 de arkadaşlar neresi? Şurası değil mi? Buradaki sayıları toplayalım. Evet. Şimdi bir de D4. D4 de arkadaşlar şurası değil mi? Evet. Şimdi bunların toplamı arkadaşlar kaç çıkmış? 51 çıkması lazım. Çıkmış. Normalde arkadaşlar bir kere toplasam 36 çıkıyor. Burada 51 çıkmış. Peki bu 15'lik fark değil mi? Şimdi 51'den 36'yı çıkartınca bu 15'lik fark acaba nereden oluştu? Bak şuradan oluştu. Şuradaki kesişimdeki siyah yerleri görüyorsun değil mi? Bunlar hem dikeyde hem de yatayda sayıldığından dolayı iki defa sayılmış oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu 15'lik fark bu köşelerdeki sayıların iki defa sayılmasından kaynaklı oldu. Peki bizden ne istiyor? Sarı renkli dairelerin içine yazan sayıların toplamı. Zaten köşelerdeki sayılar arkadaşlar dikkat ederseniz bütün köşelerdeki sayılar zaten sarı değil mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bu sayıların toplamı 15 olmasında ne olsun? Değil mi? Çaktırmadan bize onu sormuş. Bak hiç işlem bile yapmadık. Bak bence gayet şık bir soru olmuş arkadaşlar. Anladık değil mi olayı? Güzel. Geldik şimdi bugünkü 8. ve son sorumuza. Yanda her bölmesinde farklı sayıda kolye bulunan 4 bölmeli bir takı standının görseli verilmiştir diye. Tamam. Bu standın her bölmesinde en az 5, en fazla 20 kolye olup ardışık 2 bölmede bulunan kolye sayıları arasındaki fark da aynıdır. Bak farklar aynıdır. Şimdi farklar aynıysa hemen senin aklına ardışık sayılar gelecek değil mi? Bak soruyu tanımak da çok önemli arkadaşlar. Tamam. Standın belirli 2 bölmesindeki toplam kolye sayısı 30 olduğuna göre belli 2 diyor ya. Yani herhangi 2 bölmesindeki toplam kolye sayısı 30 olacakmış. Bu takı standının en fazla kaç kolye vardır diyor. Şunu da unutmayalım. Her bölmesinde farklı sayıda kolye bulunacak arkadaşlar. Tamam. En az 5, en fazla da 20 kolye olacak. Şimdi en fazla 20 kolye olacaksa ve ben bu standdaki arkadaşlar kolye sayısını en fazla olmasını istiyorsam dolayısıyla gönül ister ki 20 olsun bu. Bu 19 olsun. Bu 18 olsun. Çünkü hepsi birbirinden farklı olacak. Aralarındaki fark da aynı olacak ya. O yüzden 19 ile 20 arasındaki fark 1. Dolayısıyla buraya 18 yazayım ki 18 ile 19 arasındaki fark da 1 olsun. O zaman buraya ne yazmam gerekiyor? 17 yazmam gerekiyor. Gönül ister ki bu şekilde yazabileyim. Ki en fazla olsun. Ama şurada bir sıkıntı var. Şimdi herhangi iki bölmesini aldığım zaman arkadaşlar 30 olmaz. Bak en küçük iki tanesini almış olsam 17 ile 18'i toplasam 35 yapar. Bak en küçük iki tanesini toplasam 35 yapıyor. Ama 30 olması gerekiyor diyor. Dolayısıyla aralarında bir fark olduğu takdirde ben 30'u sağlayamıyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bir kere 20 burada bir dursun değil mi? 20 dursun. Çünkü fazla yapmaya çalışıyorum. 20'de yazabileceğim en büyük sayı. Aralarındaki fark 1 olmadı. O zaman ne yapayım? 2 yapmaya çalışayım. Dolayısıyla 2 olması için aralarındaki farkın bu 18 olacak. Bu 16 olacak. Bu da 14 olacak. Şimdi arkadaşlar şurada baktığın zaman 14 ile 16'yı toplayınca bak 30 yaptı mı? Yaptı. He, demek ki herhangi bir problem yok. Şimdi herhangi bir kriteri ihlal etti mi diye bakacağım. Her bölmesinde farklı sayıda kolye bulunan 14, 16, 18 ve 20. Hepsinde farklı sayıda var. Hiçbir sıkıntı yok. Bu standın her bölmesinde en az 5 zaten var. En az hatta 14 oldu yani, değil mi?
En fazla 20. Tamam. 20'den büyük bir şey de yapmadım. 5'ten küçük bir şey de yapmadım. Anlaştık. Farkları da aynı olacak diyor. Evet, farkları da aynı. Hepsinin arasındaki fark 2. Herhangi iki bölmesindeki toplam kolye sayısında bak 14 ile 16'yı toplayınca 30 da yaptık. Demek ki ihlal ettiğim hiçbir kural yok arkadaşlar. Tamam. En fazla kaçtır diyor. Bunları toplayalım. 10 şöyle yapalım. 14 ile 20'yi toplasam kaç yapıyor? 34. 16 ile 18'i toplasam bu da 34 yapıyor. İkisini topladığım takdirde arkadaşlar 68 yapacak. Buna göre bakın doğru cevabımız C şık. Bence gayet şık olmuş. Çok zor değil ama bence çok güzel hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.